Televizyonu'ndan merhabalar. Sportif programıyla karşınızdayız. Stüdyomuzda benim çok sevdiğim konuklarım var. Bugün onları ağırlayacağım. Evet, yine böyle başarılarıyla bizi onurlandırarak, göğsümüzü kabartarak, biraz gözlerimizi doldurarak açıkçası geldiler. Çok sevgili boksörümüz, şampiyon boksörümüz Buse-Naz Çakıroğlu ve çok değerli antrenörü Nazım Yiğit hocamız bugün bizlerle birlikteler. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Her geldiğinizde bir madalyayla, her geldiğinizde bir başarıyla, her geldiğinizde aslında bizlere umut aşılayarak geliyorsunuz. Şimdi böyle hazır Tokyo'yu konuşuyorken, böyle olimpiyatlara doğru giderken, şimdi de Paris'i konuşuyor olacağız. Gerçekten hepimiz böyle her böyle olimpiyatlarda daha çok umutlanıyoruz, daha çok mutlu oluyoruz. Çünkü böyle şu anda bile baktığımızda boksörlerimizden 3 kişinin kotaya alması ve bu sayının tabii ki de daha da artacak olmasını tahmin etmemiz bizi çok umutlandırıyor. Buse-Nazcığım, seninle başlamak istiyorum. Şimdi çok genç yaşın, hep söylüyoruz ama kariyerine baktığımızda olimpiyat ikinciliği, dünya ve Avrupa şampiyonlukları var. Sen milli bir boksörsün. Her zaman ne kadar çok madalya istediğini söyledin ama belki Tokyo öncesi madalya dediğin için gümüş madalya aldın. Bu sene ağzında altın madalya var. Özellikle şimdi kotayı aldıktan sonra eminim ki Paris'e altın için gideceksin ve oradan altınla döneceksin. Nasıl geçti Avrupa şampiyonası, Avrupa oyunları? Öncelikle tabii ki çok güzel ama bir o kadar da stresliydi. Bizim için bu turnuva çift böyle stresli bir turnuvaydı. Evet. Hem olimpiyat kotası için çok önemli bir turnuvaydı. Hem de en son 2019'da yapılan, Minsk'te yapılan Avrupa oyunlarında şampiyon olduğum için son şampiyon olarak orada bulunuyordum. Benim için çok daha fazla stresli geçti diyebilirim aslında. Çeyrek finale kadar olimpiyat kotası için stresliydik. Çeyrek finalden sonra finale kadar şampiyonluk için stresliydik. Ve hatta final maçına çıkarken bile hala o stresim, heyecanım devam ediyordu. Ama gerçekten böyle bir sonuçla ayrıldığımız için çok mutluyuz ve gururluyuz. Ekstra da buraya gelirken de arabada böyle hocayla şeyi konuşuyoruz. Oh diyoruz yani. Hani şu bu zamana kadar bu turnuvaya hazırlandık. Vizemizi aldık, şampiyon olduk ve şu an hani yayına gidiyoruz. Evet, hepsini başardık. Yayına gidiyoruz. Bunu konuşacağız. O yüzden çok mutluyuz yani. Dilerim ki Tokyo'dan sonra Paris için de aynı şekilde dönebiliriz ama dediğiniz gibi oraya sadece altın için gideceğiz bu sefer. Peki böyle düşünüyor musunuz? Mesela ilk böyle bir tahta masanın başında Nazım Hoca'nın senin kariyerinle ilgili planlarını yaptığı zamanı anlatmıştın bize. Evet. Kendisi bir piramit çizmişti. Evet. Şimdi o arabada hocamın yine gözleri dolu. Hocam daha programın başındayız. Yani şimdi o günlerde ya ben şunu düşünüyorum mesela. Ya biz daha geçen gün Tokyo'ya gitmeyi planlıyorduk. Hani kota yarışmalarını konuşuyorduk. Ne ara geldi ki biz Tokyo'yu bir kenara koyduk da Paris'e konsantre olduk. O arada kotayı aldı Buse-Naz ve şimdi oraya gidiyoruz. Çalışmalar devam edecek. Tabii birazdan soracağım kaç gün izin yapacaksınız, birbirinizi kaç gün aramayacaksınız onları da soracağım ama aklınıza geldi mi arabada buraya doğru gelirken ya da o yani yolculukta madalyayı aldıktan sonra yolculukta geldi aslında mi aklınıza? Aslında hep konuşuyoruz bunu her maçtan sonra ve aslında şöyle bizim en büyük özelliğimiz hocayla benim ve ekibimin biz her turnuva sonrasında başka bir turnuvaya gittiğimizde aslında bir önceki Buse ile beni karşılaştırıyoruz. Eğer öndeysek, eğer iyiysek o bizim için de çok büyük bir başarı oluyor. Bu turnuvada da her maçtan sonra performansım artmaya başladı. Her maçtan sonra oturup işte Nazım Hoca, ben psikoloğum konuştuğumuzda her şeyi planladığımız gibi gidiyor. Evet. Her şey istediğimiz gibi gidiyor diye konuşuyoruz. O da bizi ekstra mutlu ediyor. Ama tabii ki o günlerden bugünlere gelmek, yani olimpiyat hayali kurarken şu an olimpiyat altının en büyük favorisi olmak bizim için çok kıymetli. Ama biz her zaman bunun da değerini ve kıymetini biliyoruz. Hiçbir zaman o ipi boşlamıyoruz. Daha çok asılıyoruz aslında. O yüzden dediğim gibi Paris için çok daha iyi hazırlanıp çok daha iyi olacağımıza inanıyoruz yani.
Ya biz ekranlarda izlerken heyecanlanıyoruz. Böyle bir kanımız çekiliyor, bir tüylerimiz diken diken oluyor, bir kalp atışlarımız hızlanıyor. Ben sizi düşünemiyorum o heyecanınızı tabii ki. Nazım Hocam, duygusal sorularımı sona sakladım. Bir gözyaşları dursun durduğu yerde. Şimdi kıtanın en büyük çok sporlu organizasyonu olan bir aslında organizasyon. 3. Avrupa Oyunları. Siz tabii ki hiçbir zaman vazgeçmeyen bir antrenörsünüz. Buse'yi de vazgeçirmeyen bir antrenörsünüz. Bunun hikayelerini de burada sizin ağzınızdan dinledik. İzleyicilerimize, taraftarlarımıza anlattık. Oradan bu madalyayı almak hiç de kolay değil. Yani burada dile kolay. Biz 20-25 dakika burada anlatıyoruz. Yine röportajlarınız olacak, başka yerlere konuk olacaksınız. Anlatacaksınız ama hocam hiç kolay değil. Tabii ki. Sizin de söylediğiniz gibi bu 3. Avrupa Oyunları, biz ilkine katılamadık. Hı hı. Yaşından dolayı bu senin. Son ikisinde de zaten biz şampiyon olduk. Evet. Bizim amacımız buraya gidip kota almak, bir de şampiyon olarak tamamlamak istiyorduk. Çok şükür ikisini de başardık. Bundan sonraki süreç, biz her zaman dediğin gibi hiçbir şeyden hiçbir ayrıntıyı es geçmiyoruz biz. Hı. Buse olsun, ben olayım ve ekip arkadaşlarımla beraber sürekli işte Buse şimdi bir dinlenme sürecinden sonra tekrar başlayacağız. Başlarken biz ilk önce oturuyoruz, Buse dahil hep beraber konuşuyoruz. Biraz önce Buse de bahsetti. İşte bu sene, geçen sene nerede başlamışız, nerede bitirmişiz? Nasıl bir antrenman programı izlemişiz? Hı hı. O program bize ne katmış? Bunların hepsini hesap ederek çalışıyoruz. Çok şükür gittiğimiz yerde de bunun çok faydasını gördük. Bu son dönemlerde işte Tokyo'dan sonra gittiğimiz her yerde şampiyon olduk. Oradan geldik mesela dünya şampiyonu, ondan sonra Avrupa şampiyonu. İnanın bizim hiçbir hayatımız yok yani. Kendimize ait ve ailemize ayırdığımız bir hayatımız yok yani. İşte şimdi de maksimum bir 15 gün veya 17 gün dinlendikten sonra, evet hocam, ben oraya bakmıyorum, konuşmam kesilmesin diye. Hocam ben o görüntüleri böyle izlemeye doyamadığım için, aynen, arada bakıyorum. Bizim için zor bir süreç. Siz sadece burasını görüyorsunuz. Evet hocam. Bunun arkası gerçekten çok zor. Sikletimiz 50 kilo. Yani 50 kiloda kalmak 10 gün, 12 gün veya 13 gün. Oralarda durmak gerçekten çok zor. Bir de Buse zaten yemeği seviyor kendisi de. En büyük sıkıntılarımızdan biri işte bunun iştahı. O bizi zorluyor. Yoksa maç olarak, boks olarak çok şükür bir sıkıntımız yok. Her şeyi yiyor mu hocam? Ya seviyor yani şimdi. Peki böyle hani yemek yemediğimiz bazı ülkeler var. Hani böyle bizim böyle alışamadığımız lezzetler var. Hiçbir yerde sıkıntı yaşamıyor musunuz? Yok, hepsini denedik. Ya. Hepsini denedik. Şimdi mesela böyle bir yabancı ülkeye gidiyoruz. Farklı işte meyveler, yemekler var. Daha böyle yemekhaneye girerken hoca beni tutuyor. Kızım bak, adını tadını bilmediğimiz şeyleri yemeyelim. Tamam mı? Sakince şunlardan yiyelim, çıkalım falan. Ama ben mesela hareket ederken beni izlediğini fark ediyorum yani. Beni izliyor. Nereden ne alıyorum, tabağıma ne koyuyorum falan diye. Hocam oradaki şey mi? Hani bu senin başka yani denemediği daha önceki bir tattan dolayı belki midesinin rahatsızlanması mı? Ben ondan kilo korkuyorum zaten. Kilo almaması mı? Ondan korkuyorum. Mesela hatta İlk işte şey bu. İlk şey o yani, rahatsızlanması. Tabii finalde mesela maçtan sonra rahatsızlandı. İşte orada röportajlar falan da vardı. Evet hocam. Bırakamadı da. Ama rengi bembeyaz oldu yani. Orada bizim Tuncay var, Tuncay Hoca. Fenerbahçe'nin antrenörü, evet. Tuncay Tavukçu. Hı hı. Ben orada dururken o hemen aldı götürdü içeriye. Dopinge gitmesi gerekiyordu. Yanında durdu. Yani bayağı orada bir rahatsızlık geçirdi. Baktım işte o günü şey içiyor. Tartıdan sonra buzlu ne? Buzlu bir şey içiyordu. Aldım hemen elinden. Bak dedim bu rahatsız edecek bizi. Etti yani. Yani hocayı dinlemek yani, gerekiyor. 13 sene oldu mu beraberliğiniz? 2009'dan beri beraberiz. 2009 evet. 14 sene olmuş. Yani artık dinlesen mi hocayı diyeceğim. Aynen.
Hocam biraz önce Buse'ye sorduğum soruyu size de sormak istiyorum. Şimdi tabii ki daha evveli de var, onu da soracağım. Çünkü böyle bir vizyon her antrenörde maalesef yok. Keşke olsa biz keşke Türkiye'de olsa. Nasıl sporcular yetiştiririz? Hem ülkemizin başarısı anlamında hem de dünyaya sporcu kazandırmak anlamında, dünyanın her yerinde başarılı olmak anlamında biz çok farklı bir yerde olabilirdik gerçekten. Ama şimdi o tahta masa diyoruz ya, o piramit çizdiğiniz an var ya, yani orada nasıl bir inançtır hocam? Orada nasıl bir planlamadır? Yani şimdi hayal ediyoruz. Hayal etmeden gerçekleşmesi mümkün değil çünkü isteklerimizin. Siz orada nasıl bir hayal kurdunuz? Nasıl bir kalple, nasıl bir istekle onu böyle dilediniz ki bugünlere geldi bu Senaz? Şimdi hakikaten ben karakter olarak asla hiçbir şeyden vazgeçmem. Bana ne iş verilirse verilsin, bir işi başladığım zaman onun en yukarısı nereyse oraya gelirim Allah'ın izniyle. Yani vazgeçmem. Oraya gelene kadar ne yapmam gerekiyorsa başarana kadar yaparım onu. Aynı şekilde Buse de işte 14 senedir beraberiz. Çok şükür o da aynı şu an. Çoğu huylarım zaten onda da var şu an. İstemese de. O zamanlar aha burada kendisi de şunu demiştim. Türkiye'de bir tane bayan boksör marka olacaksa o da sensin. yani bunu başkalarını kötülemek anlamında haşa demiyorum. Biz kendimizce böyle bir şeye yola çıktık. Bunu da adım adım başardığımıza ben inanıyorum. Ve ben çalışma disiplini olarak Buse beni biliyor. Ben işim her şeyden öncedir. Hiçbir evet. şeyi pas geçmem. Hiçbir şeyi eksiksiz yapmam. Yani ne yapıyorsam Buse'nin haberi olur. Ve günü gününe not ederim ne yapmışım. Veya o gün ne yemiş, Buse nereye gitmiş. Bende saati saatine yazılıdır. O gün kaç kilo gelmiş, kimle dövüşmüş. Bana sorun şimdi 5 sene önce şu gün hangi antrenmanı yaptı. Ben açar söylerim size. Veya 5 sene önce şu gün neredeydi ben açar söylerim size. Hiçbir şeyini pas geçmiyorum. Her şeyi not ediyorum bunun. Yani insanın şöyle bir düşüncem var. Annesi babası bile bilmez değil mi bu kadar şeyi? İşte ben de not ettiğim için biliyorum. Çünkü bunlar benim için önemli. Bir veri oluşturdum artık yani Buse ile alakalı. Yani desen ki mesela işte 50 kiloda bir boksör nasıl hazırlanmalı, nasıl yetiştirilmeli bu elimizde şu an var. İnşallah bıraktıktan sonra da onu bir kitap haline getireceğim. Aa çok güzel evet, hocam. Bugüne kadar ne yaptın, ne zaman başladı, ya, neler yaşadı. İnşallah böyle bir şey de yapmayı düşünüyorum. Ne zaman söyledikten. Bunun böyle ilk adımını atacaksınız? Yani ilk satırları ne zaman yazmaya başlayacaksınız? Buse ne zaman stop derse o zaman. Yani Buse az bir gün boksu bırakacak. Aynen. Siz de bir nokta koyacaksınız onunla zaten ilgili. Zaten o bıraktığı gün ben de bırakıyorum. Siz de bırakacaksınız. Evet. Yapmayacağım başkasıyla. Ondan sonra da çok güzel böyle tarihe geçecek. Herkesin okuyabileceği Buse'nin ve Nazım Yiğit'in bir hayat hikayesi olacak. İnşallah böyle bir düşüncemiz var. Merakla bekliyoruz hocam gerçekten. Peki Buse yani bir insanın böyle kendisine inanması için motivasyonunu arttıracak bir sürü etken vardır ama yanında böyle durduğu insanın ona olan güveni, inancı, onu desteklemesi, her anlamda motivasyonunu arttırmasının bir eşiti daha yok yani. Paha biçilemez bir duygu bu. Bu sana nasıl hissettiriyor? Arkanda yani yanında, arkanda kapı gibi bir antrenörün, bir hocan var. Bu benim için çok değerli çünkü en çok da şu maça çıkarken bunu hissediyorum. Yani şunu biliyorum yani ben orada bir şeyi istediğim gibi yapamasam ya olumsuz bir sonuç alsam hani biz baş başa kaldığımızda bana bunun için kızsa bile herkese karşı beni savunacağını ya da arkamda duracağını biliyorum. Belki de ringde de o güveni hissettiğim için kendimi daha iyi hissediyorum. Daha yani aşağı indiğimde benim arkamda duracak bir antrenörüm var. Yani bu çok önemli bir sporcu için. Onun dışında maça hazırlanırken gerçekten
herkes şampiyon olup geldikten sonra beni çok mutlu, işte böyle çok işte keyifli bekliyor. Ama tam tersi, ben gerçekten çok yorgun dönüyorum ve çok stresli dönüyorum. Biraz böyle dinlenmek, kendimi dinlemek istiyorum. Çünkü orada çok yoruluyorum, çok fazla stres yaşıyorum. Ama Nazım Hoca olsa, olmasa gerçekten o süreci tamamlayabilir miyim bilmiyorum. Bazen sabah uyandığımda işte 200 gram ya da 300 gram fazla mı oluyor? Ben antrenman ben yapıyorum, işte ipi ben atıyorum, o gramı vermeye çalışıyorum ama o yanımda oturduğu zaman mesela daha fazla enerjik oluyorum. Kendi kendime ya olsun, sorun değil, yani bunu da atlatırız, böyle olması gerekiyormuş diye düşünüyorum ama o olmadığında yok, yapamayacağım galiba. Yani bu gitmeyecek artık, buraya kadarmış, bu düşüncelere girmeye başlıyorum. O da tamamıyla aslında bizim yol arkadaşlığımızdan kaynaklı. Yani sadece maçtan maça değil, yani biz kamp dönemlerinde de beraberiz. Evet. Her zaman, her zorlukta beraber olduğumuz için o güveni bana aşıladığı için ben her şeyin altından kalkabilirim gibi hissediyorum. Final maçına çıkarken de gerçekten ekstra bir stresliydim, heyecanlıydım. Hatta birinci roundda köşeye geldim ve hoca şey dedi, hani heyecanım vardı, gitti değil mi? Şimdi evet. Gitti. Ben de evet gitti dedim. Yani onu hissetmiş olması, evet. Onu anlamış olması bile benim için önemli. Hani çok. Oraya geldiğimde bunu neden yapamıyorsun dese ben belki daha fazla etkilenirim ama o heyecanımı bile anlayabiliyor. O yüzden kendimi ringde daha güvende hissediyorum o olduğu zaman. Ama benim için çok kıymetli yani benimle orada olması. Cümlelerinin arasında Nazım Hoca olmasa dedin. Hı hı. Nazım Hoca olmasa bugün biz bir Buse Naz Çakıroğlu'nu tanımıyor olacaktık hocam. Evet. Şimdi herkes her mesleği yapmamalı bence. Tabii. Layıkıyla yapmalı gerçekten diye düşünüyorum. Şimdi bir antrenör bir çocuğu gördüğünde eğer sizin gibi gerçekten bir keşif yapabilirse bizim sporcu sayılarımız Türkiye genelinde başarılı sporcu sayımızın çok çok üstlere çıkabileceğini muhakkak söyledik bir an önce. Hocam bu nasıl bir vizyondur? Bu aslında birçok Buse Naz vardır, ben buna eminim. Ama işte bu doğru keşfedilmeli, doğru insanlar keşfetmeli bence. Hı hı. Yani öyle yetenekler var ki mesela, öyle insanlar, öyle çocuklar var ki mesela bir bakıyorsun çok iyi gidiyor, bakıyorsun bir sene sonra yok ortada. İşte bunu artık bizim yorum yapmamız da aslında doğru değil de, işte doğru insanı bulmak lazım. Bulmak yani. Çok önemli. Tabii. Siz o gün Buse Naz'ın annesine, evet. Çocukta iş yok ama kız çok iyi demeseydiniz ve tabii ki o anne, o aile destek vermeseydi bugün buralara Buse Naz gelemeyecekti gerçekten. Ya tabii gerçekten. Ki neticede bu kız çocuğu. Evet. Ailenin güvenmesi lazım sana. Hı hı. Neticede yani hiç kimse, hiçbirimiz, ben de şahsen kızımı kalkıp da tanımadığım birine yani teslim etmem. Hocam her şeye gözü dolan size mi güvenmeyecekler? Bu kadar duygusal bir insan. Tamam Buse Naz, sana geçiyorum. Bu kadar uğraşıyor Nazım Hoca, bu kadar emek veriyor, küçücük yaştan itibaren seni alıyor, bir yerlere getiriyor. Ondan sonra ringe çıkıyorsun sen, senin annen, anneannen rakibe dua ediyor. Bu nasıl bir şey ya? Evet. Bu nasıl kaleyi içten yıkmaktı? Yani o anımız da var. Yani gerçekten ya, şöyle aslında benim ailemi tanıyan herkes de biliyor, biz aile olarak hepimiz birbirimize benziyoruz. Ben şey diyorum adam, mizahşör bir aile yani. Her şey bizim başımıza geliyor. Yani komik olay. Yani her akşam mesela toplandığımızda birinin başına muhakkak bir şey gelmiş ve komik bir şey olmuştur aile içerisinde. Yani özellikle annem de bu konuda çok şeydir. Annem sürekli böyle bir şeyler yapar, aksilikler falan. Bu olayda da yine annem ve anneannem ikisi beraber birlik olup bir rakibime dua etmişler. Sonra maça çıkınca da onu görünce de bir de şaşırmışlar. Hani duayı geri de alamayacak. Ne diyecek?
Hani ettiğin duayı geri de alamıyorsun. Dua ettin yani o kadar. Ne hissetmiş o anda annen, anneannen? Ya anne hani o şey diye düşünüyorlar. İşte kız tek başına orada oturuyor. Ailesi falan yanında değil. Hani onlar da hani çok fazla hani işte hangi kilodasın, evet, kaç yaşındasın bunları sormadıkları anne için. Olarak, anne olarak, o anne içgüdüsüyle. Tek başına gördükleri için işte dua etmişler. Hani yardımcı olmaya çalışıyorlar falan. E sonra maçta o kızı görünce bir şaşırmışlar falan ama çok o hala unutamadığımız bir anı, çok tabii gülüyoruz. Tabii hocam ya ama çok güzel bir anı gerçekten. Evet. Hani aslında hep diyoruz ya böyle yaptığın işi ne kadar iyi yaptığından ziyade kalbinin ne kadar iyi olduğu tabii da çok önemli. O maçı sen almıştın zaten. Evet. Dualar bir şekilde yerini bulmuş diyebiliriz gerçekten. Hocam böyle siz çok böyle hani duygusalsınız ya ama ben böyle maçlarda görüyorum. Hatırladığım sanırım bir final karşılaşmasında Buse Naz'ın dizlerinin üstüne çöküp böyle ağladığı bir fotoğraf var. O fotoğrafı hiç unutmuyorum. Hani böyle artık her şey bitmiş. Siz orada arkadasınız ve dimdiksiniz hocam. Hani böyle buz kesmiş gibisiniz. O mesela o kadar duygusallık yaşarken siz orada hiçbir şekilde böyle o ciddi duruşunuzdan taviz vermiyorsunuz. Orası farklı. Orası farklı değil mi hocam? Orası farklı. Benim orada dik durmasam Buse'yi etkilerim. Onun hiçbir şekilde, hiçbir şeyde ben etkilenmesini istemiyorum. Orası bitene kadar dimdik duracağız. Aslında o da öyle. Yani hiçbir şeyde böyle en ufak küçük şeylerde böyle yıkılmaz. O da dik durmayı biliyor. Çok şükür. Oralarda belki orada öyle görünüyor olabilir ama inanın orada çok güçlü. Zaten şu an dünyanın kendi kilosunda bir numarası. Evet. Maçlara gittiğimiz zaman inanın belki Türkiye'den çok orada tanıyanları var. Herkes biliyor. Herkes Buse Naz çıksa da izlesek şeyindeler maçlarda bile. Bu Avrupa'da, dünyada da böyle. Orada zaten bir duygu boşalması. Hani bir şeylikten değil. Hani bir acizlik ağlaması yok, değil. Yok. O başarının ardından, kazanılmış bir maçın ardından bir hani bir bağırma, bir gözyaşıydı. Ben öyle bir o kadar çok sebep var ki işte. Vardır hocam illaki. Biraz önce söylediğim gibi işte kilodan dolayı stresi var, maçın stresi var. Neticede bir şey olmuşsun artık senin, bu senin ikinci olma gibi ya da üçüncü olma gibi bir lüksü de yok. Kendini öyle de hissediyor. Yani evet hocam. İkimizin de yükü çok ağır aslında. Normalde herkes vizeyi aldıktan sonra rahatlar. Bizim tam tersi. Biz burada şampiyon da olmamız lazım. Hakikaten öyle. Beklenti evet, çok büyük. Hocam. Tabii bunların hepsi neticede stres yani. Genç kız. Hiçbir sosyal hayatı yok. Düşünün. Hiçbir şey yapamıyor mesela. Sadece biz hedef koymuşuz. 2024 Paris'te altın alacağız. O zamana kadar işte maksimum şimdi yapacağı bir tatil yapar. Ondan sonra tekrar benimle beraber kampa başlayacak yani. Soracağım bu yani, kaç gün tatil yapacak. Hakikaten bedeller çok ağır yani. Kolay değil. Burada neticede biz çalışıyoruz işte bir sene bak. Dünya şampiyonasından sonra şeyi hazırlandık işte buraya. Evet, Avrupa oyunlarına. Buradan yok dünyadan sonra değil mi Avrupa? Gittik orada da şampiyon olduk. Evet. Çok şükür. Geldik burada Avrupa oyunlarında şampiyon olduk. Şimdi Paris var önümüzde. Bizim şey yok yani. Gidelim orada madalya alalım şeyi yok bizde. O hesabımız yok. Gideceğiz orada da bir altın alacağımız var. Evet. Onu da alacağız. Ona göre plan yapacağız. Bir sene biz yine çanta elimizde bir oraya bir buraya devam edeceğiz. Piramidin işte en üst katına çıkana kadar. Evet. Zirveye çıkana kadar. Yani yıllar önce yaptığımız o şeyi İşte tamamlamak vakit geliyor evet. Hocam şimdi tabii ki siz uzun yıllar boksun içindesiniz. Buse ile başladığınız günden beri Buse ilesiniz. Ama şöyle baktığımız zaman hem Fenerbahçe'de hem dünyada gerçekten boksta kadınların başarısı madalya olarak daha fazla. Şimdi boks bir erkek sporu olarak biliniyor. Evet. Daha belki çok erkek boksör var sayı anlamında ama madalya olarak kadınların sayısı daha fazla. Bunu nasıl analiz edersiniz? Ben şöyle yorumluyorum. Hemen hemen bütün turnuvalarda yani erkek kadın beraber olduğu için çoğu turnuvalarda mesela burada da öyleydi. Evet hocam. Disiplin olarak, kural olarak kadınlar daha ciddi yapıyor işini. Mesela bir erkekle ben Buse'yle bu yaptığım şeyi yapamazdım diye düşünüyorum. Çünkü bir yerden sonra istemeyebilir yani yapmayabilir. Mesela bir şey konuşuyoruz Buse'yle diyoruz ki burada bu altını alalım noktalayalım.
tamam mı? Tamam. Söz verdiği zaman o da sözünün arkasında, ben de sözümün arkasında. Karşı tarafta belki bir erkekle bunu yapamayabilirdin yani. Çünkü bunun çektiği şeyleri bir kendi biliyor, bir de ben biliyorum. Evet, hocam. Hakikaten çok zor. Özellikle işte kilomuz bizim. Akşam mesela bugün antrenman yapıyoruz. İşte yatacak. Sabah kalkıyor gene 300 gramı var veya 200 gramı var. 10 gramın olsa eleneceksin. Sabah da onu yine bir antrenman yapıyor. Hı-hı. Yine veriyoruz mesela. Kolay değil bu işler. Hiç. Başka birisi yapmayabilir. Yani madalya şey kotayı aldıktan sonra vazgeçebilir yani. Kesinlikle. Ama hocam çok, çok şükür, zor işler. O da vazgeçmiyor, ben de vazgeçmiyorum. Vazgeçmeyiz dedi. Yani Paris'teki altını alana kadar vazgeçmeyeceğiz inşallah. Aa, hocam böyle nasıl bekliyorum o altına? İnşallah. Anlatamam size. Ve eminiz, o kadar inanıyoruz ki tabii ki sizinle birlikte olduğu için Buse, Buse'nin inancını bildiğimiz için, ne kadar çok istediğini, çalıştığını bildiğimiz için çok inanıyoruz. Buse, tabii ki bunlar işin çok zor tarafları. Bu madalya gelince, boynuna takınca, o birincilik basamağına çıkınca her şey bir anda bitiyor. Ama böyle işin güzel yanları da var. Biz seni özellikle yaz aylarında böyle billboardlarda gördük. Evet. Ondan sonra böyle bina giydirmelerinde gördük. Çok güzel ekranlarda, reklamlarda gördük. Biraz böyle alışık olmadığımız işte yapılı saçlı, aynen, biraz makyajlı Buse Naz. Tabii ki bir kadın boksörün bu şekilde de ön plana çıkması gerekiyor. Sen şimdi birçok kız çocuğunun idolüsün. Boksa gelen kız çocuğu sayısının fazlalaşmasının nedenlerinden birisin. Nasıl geçti böyle, o renkli dünya nasıldı? Ya öncelikle tabii ki başarı yapıp ekstra bir de böyle büyük markalardan ya da işte işimizin karşılığını farklı şekilde böyle ilgi, evet, ve alakayla aldığımızda daha fazla motive oluyoruz. Ve bu çok büyük bir marka işbirliğiydi. Benim için çok heyecanlı geçti aslında. Çok heyecanlıydım. Yani çevremdeki, ailemdeki herkes, hoca dahil, bir an önce hani reklam çıksın, afiş çıksın. Evet. Herkes böyle bekliyordu. Çünkü çok gerçekten çok büyük bir özveri gerektiren bir iş. Çok fazla, çok uzun saatler çekimlerde kaldım. Hı-hı. Yani gerçekten çok zor bir iş. Size de kolaylıklar diliyorum gerçekten. Her zaman o ekrana o hissiyat, o duyguyu vermek falan çok zor. Ama tabii ki en başta kendi işimle alakalı olarak, hı-hı, orada bulunmak, orada seni bulunmak rahatlattı. Benim için çok daha önemliydi ve iyiydi. Evet, gerçekten rahatlattı. Fotoğraf değil de reklam çekiminde hani daha az heyecanlıydım. Çünkü kendi işimi yapıyordum yani, hı-hı, antrenman yapıyordum. O yüzden daha rahattım. Ama birçok insanda da hani ben şunu da her zaman düşünüyorum. Bunlar gelirken aynı zamanda başarıyı da devam, evet, ettirmek gerekiyor. Çünkü insanlara bu oldu artık rahatım imajı vermemek de gerekiyor. Ya da insanlara bakın bu oluyor, bu da oluyor. Yani sorun yok. Hani kısıtlamalara, evet, gerek yok. Tabii ki. Bu imajı da vermek gerekiyor. O yüzden aslında dediğiniz gibi birçok kız çocuğuna rol model oluyoruz. Aileler bunu da görüyor. Evet, bu çocuklar bu başarıları yapıyor ama aynı zamanda bunları da yapıyorlar. Hani kısıtlamadan, işte şöyle olsun böyle olsun demeden hani tam anlamıyla yönlendirilebilirler, hı hı, çocuklarını. O yüzden çok güzeldi. Umarım devamı gelir. Devam gelsin, bekliyoruz gerçekten. Ben de bekliyorum. Özellikle böyle Paris'ten altın madalyayla dönmüş, evet, bir Buse Naz'ı ben böyle altın kadın olarak, altın sporcu olarak görmek istiyorum gerçekten. İnşallah. Şimdi sen sporculuk kariyerin bitse de Fenerbahçe ile olan gönlün bağım hiçbir zaman bitmeyecek dedin. Bunun sen aslında sözünü seneler öncesinde verdin. Çok, evet, öncesinde bir programda söyledin. Bir de senin şöyle de bir isteğin var. Fenerbahçe'ye ilk kadın başkan olmak da istiyorsun. Bunu biz de çok isteriz açıkçası. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde bir kadın başkan tabii ki çok güzel olur. Ve belki yeri geldiğinde sen de bu koltuğa oturacaksın. Bununla ilgili hayaller devam ediyor mu? Şöyle, gerçekten Fenerbahçe ile gönül bağım her zaman, yani sporu bıraktıktan sonra da devam edecek. Bunu her zaman söylüyorum ve artık gerçekten tüm Türkiye'de Fenerbahçeli Buse Naz olarak artık kabullenildim. Evet. Yani benle, evet, beraber Fenerbahçe artık bağdaştık birbirimize. Bu da benim için çok kıymetli.
Fenerbahçe'de her ne olursa olsun, yani spor hayatım bittikten sonra da bulunduğum mevki ne olursa olsun her zaman devam etmek, bu ailede devam etmeyi çok istiyorum. Başkan konusunda gerçekten tabii ki büyük hayaller kurmak çok güzel, neden olmasın. Yani bu kulüp için faydalı olunabilecek her şeyi her zaman yapmaya hazırız. Ben ve beni bu konuda her zaman hoca da çok fazla destekliyor. Çünkü bazı şeylerin unutulmaması, atlanılmaması gerekiyor. Ben madalya almadan önce de bu Buse'niz olarak değer görülüp ve destekleniyordum. Madalya aldıktan sonra da aynı. Bizim için en çok kıymetli olan şey bu. Özellikle yöneticiler tarafından. Her şeyden önce başarıya göre değil de bir insan olarak, emek veren bir insan olarak değer görmek, çok önemli. Saygı görmek bizim için çok önemli ve kıymetli. Bunu da her zaman burada, her konuda yaşadığım için her zaman bu gönül bağımın devam edeceğini söylüyorum. Ama tabii ki Fenerbahçe için faydalı olunacak her şekilde, her şeyde her zaman bulunmak istiyorum yani. Evet, biz de merakla bekliyoruz bakalım o gerçekten, günleri hep birlikte göreceğiz. Fenerbahçe, Buse'nin de dediği gibi yani sadece bize değil, bütün Türkiye'de Fenerbahçe spor kulübü olmazsa amatör olmaz yani. Yani çok inanın o derece hocam. Çok büyük desteği var. Özellikle biz mesela bunu birebir yaşıyoruz. Ama hangi branşta olursa olsun Fenerbahçe bütün amatör spor branşlarına çok yardım ediyor. Bu da bizim için tabii çok büyük bir avantaj. İyi ki Fenerbahçe'deyiz. İyi ki kulübümüz Fenerbahçe. İnşallah bu kulübe daha nice böyle altın madalyalar getirmeyi nasip olur bize. Hocam benden de kocaman bir iyi ki buradasınız gerçekten. Tabii ki Paris'te daha uzun bir zaman var. Bu Senaz ne kadar tatil yapacak? Bir de birbirinizi kaç gün aramayacaksınız? Ben onu öğrenip kapatacağım gelirken, programı. Gelirken uçakta bana dedi, sakın dedi beni arama. Anlatacak demiştin değil mi? Sakın beni arama dedi. Tamam dedim. Ertesi gün aradı beni. Dedi ki böyle böyle yarın 12.30'da yayına gideceğiz. Ben de gülerek açtım. Buyurun dedim, benim. Ben diyorum, sen diyorum sakın beni arama. Sabah geldi. Ben ararsam sen açarsın diyorum. Tamam, tamam diyor. Sabah geldi yanıma beni almaya. Gene mi sen dedim. Ayın 20'sinde biz inşallah kampa başlamayı düşünüyoruz. 20'sine kadar serbest. Tamam, bir 15 gün. Görmeyeceksiniz birbirinizi. Yok, birbirimizi görürüz de antrenman yapmayacağız. Aynen, tamam, antrenman keyifli şeyler o zaman. Evet, yani evet. Yeme şeyi konuşmayacağız, maç konuşmayacağız. Stressiz. Bu ara bir 15 şey gün yapmak var. Bir iki gün galiba Fenerbahçe'de şey yapacak. Ne onun adı? Kürek. Küreğe gitmeyi düşünüyorum. Evet. Yani bir iki gün orada küreğe gidecek. Biraz farklı aktiviteler deneyeceğim. Ben de çok istiyorum onu yapmasını. Tamam hocam. Siz de yapın hatta. Yok, beraber. Yok, ben beceremem. Ben, kavga ederiz. Denizi hiç sevmiyorum. Yüzme de bilmiyorum zaten. Çok korkuyorum denizde. Yemin ediyorum. Hocam hiç beklemezdim. Bir sefer beni tatile götürdü. Gittim. Tam kenarda şuraya gelene kadar dizlerim. Daha ileriye gitmiyorum. Taşlarda oturuyor. Taşlarda sadece oturuyorum, ayağımı suya sokuyorum. Hocam bu da kızıyor gerçekten bana, suya girmiyorum hiç, diye. Hiç tahmin etmezdim. Evet. Korkacağınızı çok bir de. Çok korkuyorum suda. Evet, suyu çok sevmiyor. Olsun hocam, siz boksa başarılar böyle getirmeye devam edin. Bu sene az olsun. Inşallah. Başka sporcular inşallah çalıştırırsınız diye temenni ediyorum ama. Yok dedim pek ya, sanmıyorum. Bu seni bıraktığı gün evet hocam. Bu sene azcığım. Nazım Hoca çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Biz böyle devamlı sizi ağırlamayı çok istiyoruz gerçekten. Burası zaten bizim artık kendi evimiz gibi olsun. Senden sebep. Yani, hocam sağ olun. Bu güler yüzünle biz buraya geldiğimiz zaman mutlu oluyoruz. Ben de hocam. Teşekkür ediyorum. Ya gerçekten hani sevdiğim çok az sayıda insan var. Onlardan iki tanesi de gerçekten eyvallah sizsiniz. Her zaman başımızın üstünde yeriniz var. Çok çok güzel başarılar yine sizden bekliyoruz. İnşallah. Şans başarı sizinle olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Ederiz. Çok sağ olun. Evet, şampiyon boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu ve çok değerli antrenörümüz Nazım Yiğit hocamız bizlerle birlikteydi. Sportifi noktalıyoruz. Hoşça kalın diyoruz.